Fırat Nehri kıyısındayız. Fırat Nehri kıyısında geçmişte toplanan taşlarla eşsiz mozaikler ortaya çıkarılıyordu. Günümüzde ise yine Fırat Nehri'nden ama bu kez büyük taşlar toplanıyor ve o taşlar taş bebeğe dönüştürülüyor kursiyer kadınların elinde. Onlardan hem eserler ortaya çıkıyor hem de kursiyerler gelir elde ediyor. Gösterir misin? Ses etme. Allah cezanı vermeye halisin. Bunları Fırat kenarı kıyısından topluyoruz. Halk Eğitim Merkezi'nde taş bebek kurslarımızda taş bebeği dönüştürülüyor. Sonra aşağı harfiyette el sanatları pazarımızda satışa sunuyoruz. Hem kurs hocalarımız hem kurs öğretmenlerimiz gelir elde ediyor. Hı hı. Neden sadece Fırat kıyısı? Sadece burada oluyor bu düz taşlar. Fırat kıyısında oluyor. Her gün topluyorsunuz. Evet, her gün topluyoruz. Halk Eğitim Merkezi'ne veriyoruz. Baş kısmına, ayak kısmına, gövde kısmına kullanarak, dikkat ederek seçiyoruz. Geçmişte Fırat Nehri kıyısında toplanan taşlardan mozaikte kullanılıyordu. Şimdi de yine toplayarak taş bebeğe veriyoruz. Bu yüzden kurs öğrencilerimiz gelir elde ediyor. Şimdi tabii ki bizim yöremizde çıkan tüm şeyleri kullanarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yere özgü olsun diye. Bu da özellikle Fırat Nehri'nden çıkan taşların nasıl bir el sanatlarına dönüştürülmesiyle ilgili böyle bir proje hazırladık. Bu proje kapsamında yaklaşık 40'a yakın bizim kursiyerimiz bulunmakta, 3 de taş bebek kursumuz bulunmaktadır. Proje şöyleydi. Fırat Nehri indiği zaman su seviyesinden genelde inşaat kumu olarak kullanılan ve içinde büyük olarak seçilen taşların seçilerek, yani bu taş bebek yapımına uygun olanlar seçilerek, taş bebek dediğimiz çok aslında geçmişte Osmanlılara dayanan bu şekilde bu taş bebeklerden özellikle yöresel kıyafet üzerine giydirme yapılarak çeşitli böyle süs eşyası taş bebekler yapıyoruz. Bunun özelliği şöyle, 4 tane taştan oluşuyor. Biri baş olmak üzere yuvarlak, gövde biraz daha uzun. 2 tane de ayak olmak üzere küçük 2 taşla toplam 4 taşın birbirine monte edilerek artı nişasta hamuruyla bunun giydirilerek ve boyanarak özellikle yöresel ve diğer şekil verilerek bu şekilde taş bebeklerimiz oluşmaktadır. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimize malzeme temininde kullanarak bunlara hem istihdam yaratıyoruz hem de eğitim veriyoruz. Asıl amacımız şu, bütün kursiyerlerimizin tüm malzemelerinin tedariğini biz yapıyoruz. Hangi kurs olursa olsun. Burada kursiyerlerimiz sadece el emeklerini kullanıyorlar ve yapmış oldukları çalışmaların el emeklerine karşılık da yapmış olduğu çalışmaların yarısını kendilerine veriyoruz. Ve bu şekilde bunlar da satmak maksadıyla kendilerine gelir elde etmiş oluyorlar. Hamurda. Hamur giydirmeyle bunlar Tamam.
Altıya, tamam mı? Düşünün yani. 2 saattir şey yapamıyoruz.